Herkese merhaba. Elimde şu anda Huawei Ascend P1 var. Huawei Ascend P1 bu yılın başında CES 2012'de tanıtılan akıllı telefonlardan bir tanesiydi. Android Ice Cream Sandwich'e çalışan bu telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi inceliği 7.7 mm'lik bir kalınlığa sahip olan bu cihaz en ince Android telefonlardan bir tanesi olma sıfatını taşımakta. Oldukça rahat tutulabiliyor bu telefon. 4.3 inçlik 960x540 piksel çözünürlüklü bir ekranı bulunmakta Huawei Ascend P1'in. Bu sayede görmüş olduğunuz ergonomik yapısı sayesinde, tasarım sayesinde bu telefonu rahatlıkla taşıyıp kullanabiliyorsunuz. İnceliği de bu telefonun cepte de rahatlıkla taşınmasını olanak sağladığını, ister arka cebinizi ister yan ceplerinizi bu telefonu rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ekranı AMOLED ekran, Super AMOLED ekran kullanılmış bu telefonda. Super AMOLED ekran Pentile teknolojisini desteklemekte. Bu ne demek oluyor? Görüş açısı arttığında renklerin biraz mavi yeşile doğru kaçtığını görebilirsiniz. Ancak genel olarak konuşacak olursak Huawei Ascend P1'in ekranın görsel deneyim açısından tatmin edici olduğu söylenebilir. Kontrast oldukça iyi. Siyah renk derinliği oldukça fazla. Gördüğünüz gibi siyah renkler o kadar fazla ki o siyah rengi ekranı kasadan ayırt etmek bir hayli zor olmakta. Bu da seyir zevkini arttıran bir durum. 960x540 piksel çözünürlük belki bu büyüklükteki bir ekran için artık küçük kaçmakta. Çünkü çok daha yüksek çözünürlüklü ekranları görüyoruz. Ancak baktığımızda ekrana keskinliğin iyi olduğunu, yazıların gayet okunaklı olduğunu söyleyebiliriz. Huawei Ascend P1'de 1.5 GHz'lik çift çekirdekli bir işlemci var. Texas Instruments tarafından üretilmiş. Bunun yanı sıra 4 GB'lık dahili bellek bulunmakta. Dahili bellek biraz az ancak telefonun sağ tarafında yer alan microSD kart yuvasına takacağınız 32 GB'a kadar bellek kapasitesine sahip kartlarla bu telefonun depolama alanını daha da arttırabilirsiniz. Telefonun microSD kart yuvasının hemen yanında görmüş olduğunuz gibi güç butonu var. Üste baktığımızda SIM kart, standart SIM kart yuvası var. Hemen onun yanında microSD portu, 3.5 mm'lik kulaklık jakı, ses kontrol tuşları yer almakta. Altta mikrofon var, arkada ikinci bir mikrofon var. Böylelikle bu telefon aktif bir gürültü bastırma desteği sunmakta. Telefon görüşmelerinde ortam gürültüsünün karşı tarafa az gitmesini, sizin sesinizin sadece gitmesini olanak sağlamakta. 8 megapiksel kamera, çift led flash bulunmakta görmüş olduğunuz gibi. Bu 8 megapiksel kamera 1080p video kayıt yeteneğine sahip. Bir de altta mikrofon yer alıyor Huawei Ascend P1'de. Huawei Ascend P1'de görmüş olduğunuz gibi Android Ice Cream Sandwich çalışmakta. Bu görmüş olduğunuz Huawei'nin standart başlatıcısı. Android arayüzü üzerinde görmüş olduğunuz gibi fazla değişiklikler yok. Çeşitli bileşenler var Huawei'nin sunmuş olduğu. Uygulama menüsüne baktığımızda yine Ice Cream Sandwich'in doğal menüsü karşımıza çıkıyor. Burada da farklı bir şey yok. Rahat bir şekilde sayfalar arasında gezinti yapabilirsiniz. Bileşenler de buraya eklenmiş. Görmüş olduğunuz gibi bunları da dilediğiniz gibi ana ekranda istediğiniz sayfaya ekleyebilirsiniz. Farklı olan ne var? Menü tuşuna dokunup daha sonra 3D ana sayfayı seçtiğinizde Huawei Ascend P1'e yeni bir ana sayfa geliyor görmüş olduğunuz gibi. Bu ana sayfa 3 boyutlu efektler ve farklı bileşenlere sahip görmüş olduğunuz müzik bileşeni doğrudan telefonda yüklü olan şarkıları açmaya olanak sağlıyor. Bir takvim bileşeni var görmüş olduğunuz gibi yine 3 boyutlu efektlerin olduğu bir takvim uygulaması. Fotoğraflar, cihazda çektiğiniz fotoğrafları bu şekilde gezinebilirsiniz bileşen yardımıyla. Bu da güzel bir özellik. Bunun yanı sıra yine hava durumu uygulamasında da bileşeninde de 3 boyutun izleri görünmekte. Bunu da güncel dediğimizde otomatik olarak güncelliyor. Hava durumuna anlık olarak almanıza olanak sağlanıyor. Yeni bir bileşen eklemek istediğiniz yapmanız gereken boş bir sayfa bulun. Buradan 3 boyutlu bileşenleri seçin. Buradan istediğiniz bileşeni ekleyin. Biz sanırız hepsini kullanmışız. Fazla bir bileşen yok burada. Giriş ekranının alt bölümünde standart başlatıcıları görmekteyiz. Telefon, kişi rehberi, uygulama menüsü, mesajlar ve internet tarayıcısı. Görmüş olduğunuz gibi uygulama başlatıcısı, uygulama menüsünde de bir takım özelleştirmeler söz konusu. 3 boyutlu geçişleri görmektesiniz. Bunun yanı sıra özelleştirmeler için de özel bir buton tanımlanmış. Görmüş olduğunuz gibi buradan daha önce yüklemiş olduğunuz cihaza Google Play Store üzerinden yüklemiş olduğunuz uygulamaları buradan tek bir dokunuşta kaldırabilir ya da yeni bir klasör oluşturup bu klasöre dilediğiniz uygulamayı üzerine basılı tutarak atabilirsiniz. Bu şekilde ana ekranda uygulama menüsünde daha düzgün bir görünüm yaratmak söz konusu mümkün. Tekrar eski başlatıcıya dönmek isterseniz yapmanız gereken ne? Menüye dokunmak ve Huawei başlatıcıyı seçmek. Böylelikle
gördüğünüz gibi eski başlatıcıya geri dönmüş oluruz. Huawei Sent P1'de söylemiş olduğumuz gibi 8 megapiksel çözünürlük desteği sunan bir kamera var. Kamera uygulaması da bir takım farklılıklar içeriyor. Oldukça rahat kullanımlı bir kamera uygulamasının sunulduğunu söyleyebiliriz Huawei Sent P1'de. Görmüş olduğunuz gibi sol tarafta kontroller toplanmış. Buradan bütün kamera ayarlarını yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra görmüş olduğunuz gibi çeşitli efektleri uygulayabilirsiniz. Fotoğraf ve video modu arasında geçişi görmüş olduğunuz anahtar yardımıyla sağlıyorsunuz. Buradan rahat bir şekilde deklanşör tuşunu kullanarak, sanal deklanşör tuşunu kullanarak çekim yapabilirsiniz. Buradan da LED flash'ın ışığını açıp kapatmak mümkün. Buradan da direkt ön kameraya, cihazın önünde yer alan kameraya geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde bir kullanım sunulmakta. Huawei Sent P1 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bu cihazla ilgili daha fazla ayrıntıyı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.